Bir önceki videoda düzünü sormuştuk. Şimdi tersini yapalım. Tersinde 5 kime gitmiş? Tersten. Normalde buradan çıkıyorduk. X eksen üzerinden çıkıyorduk. Şimdi Y üzerinden geleceğim. 5 tersten gidiyorum bakın. 5 kiminle buluşmuş? Hop. Eksi 2 ile. Demek ki bu kaçmış? Eksi 2. Geliyorum diğerine. 3 diyor kiminle buluşmuş. 3'ü buldum. Şimdi diyeceksin ki nereye gidecek bu? Bu aslında burada x yok ama yine de takip edersen kime gittiğini görürsün. 0. O halde burası da 0. İkisinin toplamını soruyor bize. Onun da cevabı eksi 2. Cevabımız eksi 2. Bu işlemde dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar tersiyle ilgili. Mesela şuradaki örneğe bakalım. Bakın. Tersten 3 kime gitmiş? 3 bir yere gitmiş mi? Hayır. O zaman burası 0. Tamam. Tersten 4 kime gitmiş? 4'ü takip ediyoruz. Hop. Kime geldi? 2. Demek burası kaç? 2. Tersten 0 kime gitmiş? Bakın tersten kim 0? Yani Y 0. Y'nin 0 olduğu yer kim diyor yani. Yani buradan takip etmem gerekiyor. Kim? Eksi 2. Tersten gidince biz X değerlerini buluyoruz. Unutmayın. Tersten gidince X değerlerini buluyoruz. Bizim işlemimiz o halde burada ne oldu? 0, 2 daha, 2 bölü eksi 2'den yine cevap kaç çıktı? Eksi 1 çıktı. Bu da yine sonuç yayınlarında çözümlü bir örnekti ama ters örneği verdiği için verdim ben. Bir de anlatmaya çalıştım. Evet, şu şekilde burayı da göstermiş olduk. Kolay gelsin.